başım yapacak beyler, benim başım. Çilek macerası var, beni var. Snapper yapma ama. Şimdi İslam'a göre karşılıksız para hiçbir yere verilmiyor. Yani bir para bir yere verdiğin zaman karşılığını alacaksın. Yoksa böyle şans oyunları gibi Lipyango'da aynı bunlara benziyor. Karşılıksız bir paradır. Bu da bir kumarın bir nevidir. Bir nevi kumardır yani. Kumar da açıkça Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala haram etmiş. Kumar haramdır. Milli piyangoda kumardan sayılır. O da bir koludur yani. Tabii ki bu tür şeyler, haram olan şeyler devlet yasaklarsa kimse alamaz. Yasak olsaydı kimse almazdı. Serbest olduğu bir de bir yani millet hıyarların peşine düşmüştür. Belki kazanayım, belki tutarsa o şeyde maddiyet yani insanların bir kısmı insan tabii hepsini söylemeyeyim birinci hedef olmuştur yani para gelsin ne de gelirse gelsin halal ve haram ayırt etmesi mühimdir İslam'a göre dinen bir Müslüman haram yememesi lazım yedirmemesi lazım haram olan şeyleri onlardan kaçınması gerekir yani harama bulaşmaması gerekir. Bu dinin bir temelidir. Haram da keyfi bir muamele değildir. Haram olan şeyler insanın menfiatı lehinedir. Yani insan Allah-u Teala böyle insanı cezalandırmamıştır. Her haram olan bir şey insanlar için zararlı olduğu için ya bedenen ya toplumen veyahut da şahsen ya maddi ya manevi zarar olduğu için Yüce Allah Celle Celaluhu haram etmiştir. Mesela budur yani. Devlet isterse kaldırabilir yani yasak edebilir. Biter iş biter. Yasak etmese tabii ki eskiden beri böyle bu kanunen yasak değildir. Kanun yasak olmadığı için de işte insan diyor bir kaç kuruş vereyim onun uzuna az belki az geliyor. Büyük bir para kazanayım diye o şekilde harama bulaşıyor. Tabii burada Nebi İsa Aleyhisselam'ın dünyaya teşrif etmesi hepimizin sevincidir. Buna bir şey diyemeyiz. Fakat men teşebbehe bikumun fehuve minhum. Kim bir millete kendini benzetse ondanlardan sayılır şeklinde. Yani eğer o niyetle kutlanırsa tabii ki Müslümanların yılbaşısı Muharrem ayın birinci günüdür, birinci gecesidir. Yani hicri yılbaşı. Bu miladi bir yılbaşıdır. Aslında bunda da tam hakiki bir şey yoktur. Bu yani bu yılbaşı da Nebi İsa Ellehi Ocak'ın birisinde dünyaya teşrif etmiş doğmuştur. Öyle tam hakiki bir tarih de yoktur aslında. Yabancıların bir geleneğidir bu. Şimdi alimlerin söylediğine göre biz iletiyoruz. Uygun değil. 100.000 kişinin parası toplanıyor, bir kişiye gidiyor. O kişiler hepsi mağdur oluyor. Ondan dolayı uygun değildir. Ben fikrim böyle. Benim şahsi görüşümdür. Kim bu kan? Ben alim değilim. Alimlerin söylediğini söylüyorum. Haksız bir kazançtır. Olmuyor, uygun değildir yani. Alın teriyle kazanılmayan bir şey haramdır. Ben şahsi görüşümdür. Kumar da oynanıyor, kuram da haramdır, içki de haramdır. Bunlar hepsi üretiliyorsa haram olduğu için biz bir şey diyemeyiz ki. Bizim fazla böyle bir yetkimiz yoktur. Bunlar haramdır. Ben görüşümü söylüyorum, haramdır. Olmaması lazım. İçki haram olduğu için yılbaşı gecesi bunları gündeme getiriyorlar, bir şeyler uyduruyorlar. Bizim dinimizde uygun değil, layık değil bize. İslam adeti değildir. Peygamberimizin sünneti ne yapmışsa biz onu yapmak zorundayız. Eğer İslam bir devlette yaşanıyorsa. Ki ben olsam bütün içkiyi yasaklarım. Sigarayı da yasaklarım. Çünkü zararlı olan bir şeylerdir. Benim görüşüm budur. Bu kişi her ay 500 bin lira bir sigara içiyor. Kendi evin kirasını vereceği kadar para sigara içiyor. Ateşe atıyorum. Onlar uygun değil. Yılbaşında İçki, kumar, bunlar hepsi haramdır. İslam'a ait değildir, layık değildir. Yapılmaması gerekiyor.
Milli piyango özellikle hani devlete iyileştirilen bir kumardır ve bunun özellikle devletin insanlara özendirilerek yapması kesinlikle yanlış bir şeydir. Zaten hani dediğimiz gibi bir kumardır. Bunun topluma çok büyük bir şekilde toplumu yozlaştıran bir şeydir. Maalesef özellikle hani evet belki bir kişi iki kişi kazanıyor ama toplumda belki yani milyonlarca kişi kaybediyor ve insanlar maalesef hani rızıklarını bu kumara yatırıyorlar ve toplumda cidden gerek maddi gerek manevi açıdan birçok sıkıntıya mal oluyor Milli Piyango. Yılbaşı yani Noel dediğimiz zaten hani yılbaşında en fazla harama gidilen yıllardan biridir ki aslında yılbaşında insan ömründen bir gün daha, bir yıl daha kaybediyor ve bunu düşünmesi gerekiyor. İşte hani ömründen bir yıl daha geçmiş üzülmesi gerekirken hani harama girip işte özellikle birçok günah işlemesi biraz daha saçmadır aslında diyebiliriz. Doğrudur zaten hani baktığımızda 19. yüzyılda Noel 19. yüzyılda ortaya çıkmış bir şeydir. Özellikle hani Papaz Saint Nicholas isimli bir kişi tarafından ortaya atılmış bir şeydir ve yani Müslüman kültüründe de bir yeri yoktur. Zaten ne yılbaşının ne de Noel'in ne işte Milli Piyango'nun bizim kültürümüzde İslam kültüründe bir yeri yoktur. Bunlardan toplum olarak kaçınmamız gerekiyor. Yani gönül ister bu tür yatırımlar hepsi pozitif şeylerle mesela camidir, sosyal tesisdir gibi şeylerle kullanılsa daha iyidir. Yani insanlar sabahtan akşama kadar insanlar çalışıyor 60-70 TL'lik için aniden kazanılması. Yani nasıl söyleyeyim? Emeksiz bir şey olmaz yani. Bir ter, bir şey yapamıyorsunuz yani. Bir piyango yani emek sarf etmeden kazanıyorsun yani. Bunun neresi böyle, insanlar sabah 7'den akşam 7'ye kadar çalışıyor. Bir şey 70 TL için çalışıyorlar. Adamlar aniden kazanıyor trilyonluk paralar. Yani haramdır zaten şu ana kadar duyduğumuza göre. Piyango kazanan kimse şu an yani işi rast gitmemiştir yani. Yani almadım çok şükür bugüne kadar. Almayı da düşünmüyorum. Yani insan bazen rehavete kapılıyor. Almak istiyor. Ama insan aniden zengin olası geliyor. Şeytan kandırıyor insanı. Yani nefsimize hakim olmak lazım. Yanlış. Tamamen yanlış. Yani devletimiz yani bunun baştan yani başka bir yatırım yapsa bu paralar için. Başka şeylere yatırım yapsa daha iyi şeyler konuşurduk şimdi. Yani yılbaşı eğlenceli. Zaten yılbaşının kendisi haramdır. Yani kimse şu an yılbaşının Mekke'nin fethi olduğunu kimse bilmiyordur yani. Şu an zaten dinimiz kanun üzerinde zaten İslam değildir. İsviçre kanunlarına göre gidiyoruz. Yılbaşında zaten biz Müslümanların gereğinde zaten yoktur yani, haramdır. Biz de yani Avrupa'yı örnek göstere biz de uyguluyoruz. Yani buradan devlet büyüklerine seslenmek istiyorum. Yani bu tür yatırımları daha pozitif şeylere, yani sosyal tesis olur, cami olur veya yollar olur. İstiyoruz bu tür yatırımlar yapmasını istiyoruz devletin. Yani bu kadar 80 trilyonu sadece bir kişiye vermesini istemiyoruz yani. Yani şu an yolda yürüdüm, belki yanıma 10 kişi geldi yani, bana para ver, şu diyor bana para ver. Ülkemiz dilenci dolmuş ya. Emeksiz yani, emeksiz bir kazanç olmaz. Emeksiz bir kazanç olmaz kesinlikle. Bu yanlışın giderilmesini istiyoruz.